Türkiye'de özellikle çeşitli bölgelerde bulunan Batmanlı iş adamlarımızı ben Batman'a yatırım yapmaya davet ediyorum. Onu defalarca her yerde bu çağrıda bulunmuşum. Bugün de çağrıda bulunuyorum. Artık Batman eski Batman değil. Gerek ulaşımıyla, gerek komşularıyla olan yakınlığıyla yatırıma elverişli bir ildir, bir kenttir. Organize bölgemiz de yerler mevcuttur. Yani organize bölgesi yapılıyor. Ben burada Batmanlı ciddi yatırımcıları, tabii Batmanlı deyince bir ayrımcılık yapmış olmayayım. Gelenin başımız üstüne yeri var. Fakat önce can sonra canan. Önce Batmanlı gelecek, sonra Edirneli de gelecek. Batman'da yatırım yapmaya. Çözüm süreci Batman'a olsun, bölgeye olsun çok güzel bir şeyler kazandırmaya çalıştığı anda bu 17 Aralık belası çıktı başımıza. Yoksa çözüm süreci için bir tarafta TÜSİAD iş adamları, bir tarafta MÜSİAD, bir tarafta odalar bile artık bölgeye bir yoğunluk, bir gelen giden iş adamlarımız bizim bölgemiz işe elverişli, altyapı zenginlik kaynaklarıyla bölgenin şartları, bölgenin tarım ürünleri çok yatırıma elverişli. Tam düzelteceğiz, tam bu iş bitmiş, tam artık olacak diyeceğiniz zaman başınıza. Yani ben size şurada da söyleyeyim, bu 17 Aralık Kürtlere yapılan bir haksızlıktır. 2013 Türkiye için kazanımlar yılı olmuştu. Hem ekonomik olarak hem açılım süreciyle beraber 2013'te ciddi bir ivme kazanmıştı ülkemiz. Ülkemizin 2014'te, 2013'te olduğu gibi yine huzur ve barışa ihtiyacımız var. Barış süreciyle beraber ülkemiz daha güzel günlere gideceğini düşünüyorum. Bundan daha çok huzur, güven ve barışa ihtiyacımız var. Yani özellikle bölge olarak bunun son 2013 yılında yakaladık, gördük ve bunun yanında ekonomimizin de nereden nereye geldiğini de gördük. Yani bundan 10 yıl önce Batman'a baktığımızda bir tek un fabrikası olan bir ilimizken bugün Allah'ıma şükürler olsun yüzlerce fabrika yatırım bekliyor. 70'e yakın fabrikamız şu anda çalışıyor. Onlarca tekstilcimiz şu anda faaliyet gösteriyor. 3000 tane insan şu anda tekstilde faaliyet çalışan insanımız var. Tabii bunlar yeterli midir? Özellikle ilimiz için söylüyorum. Hayır, yeterli değildir. Çünkü niye yeterli değildir? Bugün ilimizde %25 işsizlik var. Çok ciddi rakamlar. Ve yine baktığımız zaman ilimizin %60'ı 0-26 yaş arası. Çok da genç bir nüfusumuz var. Tabii bu yatırım ve istihdam için çok büyük bir avantaj. Bu konuda da ben bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Batman huzur kenti ve yatırım yapılması gereken bir il ve çok ideal bir il yatırım için. Batman'da yatırım yapalım ve altyapımız mevcut, organize sanayimiz mevcut, doğal gazımızı çekmişiz, doğal gazımız hazır. Ve yatırım için, istihdam için gerçekten işte Suriye, Irak'a, İran'a ve çevre ülkelere yakınlığıyla da büyük bir avantaj. İşte Türk Hava Yolları, işte demir yolları, yine karayolları, bu konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Onları çok şükür hepsini aşmış durumda.